Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Bölgemiz için çok önemli uyarı. Değerli izleyenler, yazar Mahmut Övür, ABD Başkanı Joe Biden'ın görevi devralmadan önce Amerikan Derin Devleti tarafından kendisine sunulan yol haritası ve bu yol haritasına göre bölgemizi bekleyen tehlikeli oluşumlara ilişkin kritik bir analiz yaptı. İşte Mahmut Övür'ün Biden ve Gayri Nizami Harp Hazırlığı başlıklı yazısı. Irak ve Suriye'deki terör ekseni hareketlenmelerine, hatta Rusya'daki siyasi çalkantılara bakılırsa ABD Başkanı Biden'ın ekibi sahaya inmiş durumda. Türkiye açısından bunun işaretini eski Kentrom komutanının savunma bakanı, eski Suriye temsilcisi Brett'in de Orta Doğu ve Kuzey Afrika koordinatörü olmasıyla gördük. Bu iki isim de DAEŞ aparatını kullanarak PKK-YPG örgütünün önünü açan siyasetin kararlı uygulayıcılarıydı. Planın asıl sahibi ise ABD Derin Devleti. Şimdi o devletin başında demokratik Biden var. Türkiye'de ve dünyada birileri Biden'ın demokrasiye ve devletler arasındaki kurumsal ilişkiye ağırlık vereceğini bekleye dursun. Onlar birçok yerde vekalet savaşçılarını ve psikolojik harp unsurlarını harekete geçirdiler bile. Şimdi bir kez daha ABD Türkiye ile hesaplaşmaya hazırlanıyor. Öyle olmasaydı Türkiye düşmanlığıyla tanınan MC Gorki bölgeyi karıştırmak için göndermezdi. Son 5 yılda Türkiye onlara rağmen hem DAEŞ'e hem de PKK'ya karşı çok başarılı bir mücadele verdi. Ancak bu ABD'nin işine gelmedi ki bugünlerde DAEŞ'i yeniden canlandırmaya, PKK ve YPG'ye silah ve mühimmat yığmaya devam ediyor. Hatta Deirizor'da yeni bir hava üssü kuruyor. Başta Kürtler olmak üzere bölge halklarının iyiliği için yapmayacakları çok açık. Tam tersine ABD uzun yıllar sürecek etnik ve bölgesel bir çatışmanın temelini atıyor. İlk hedef de İran'dan çok Türkiye ve Kürt bölgesel yönetimi. Erbil'e birkaç yönden saldırı başladı bile. Bir yandan da ABD ve Fransa Suriye'de Barzani yanlısı Kürt örgütlerini PKK'ya yamamaya çalışıyor. Bu hazırlıkları yapan ABD'nin Gara operasyonuna ilgisiz kaldığını söylemek mümkün değil. ABD boşuna ilk açıklamasında "eğer" diye başlamadı. O bir mesajdı.